Dünya böyle bir zalimliği, böyle bir alçaklığı görmedi. Nazileri bile geride bırakan İsrail'in soykırımı devam ederken dünya canlı yayınlarla olup biteni ekranlardan takip ediyor. İsrail saldırılarına havadan, karadan ve denizden devam ederken Yahudi yerleşimciler de boş durmadı. İsrail alçaklığını Filistinlilerin evini basarak gösteren işgalci yerleşimciler bir çocuğu öldürdü. Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi işgalci yerleşimci Nablus kentinde organize saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda evi ateşe verdi. Yahudi yerleşimciler İsrail güçlerinin koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Duman köyündeki Filistinlilerin mülklerine saldırdı. Saldırı sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Diğer yandan İsrail'in Gazze şeridine gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail ordusunun çekilmesiyle Han Yunus kentinde ve Senahattin caddesinde yıkım gün yüzüne çıktı. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle alt üst oldu. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 70.000 tondan fazla patlayıcıyla saldırdı ve 2973 katliam gerçekleştirdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail protesto edilmeye devam edildi. Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de göstericiler Filistin Kongresi'nin dün başladıktan 2 saat sonra sonlandırılmasını ve ardından yasaklanmasını protesto etti.